Kilo verme üzerine uzmanlaşmış bir spor merkezi üyelerine ekstra bir ücret karşılığında bir diyet programı seçeneği de sunuyormuş. Spor merkezinin müdürü diyet programının faydalı olup olmadığını denemek için programa dahil olan ve olmayan üyeler arasından rastgele 50 tanesini seçmiş. Müdür, geçtiğimiz 3 ay içerisinde diyet programına dahil olanların olmayanlara göre ortalama olarak daha fazla kilo verdiğini bulmuş. Bunun üzerine müdür, spor merkezi üyelerinin o dönemdeki artan kilo kaybının nedeninin diyet programı olduğu sonucuna ulaşmış. Şimdi evet haydi hemen videoyu durdurun ve spor merkezi müdürünün bu araştırmaya göre geçerli bir sonuca ulaşıp ulaşmadığına karar vermeye çalışın. İsterseniz önce müdürün ulaştığı sonucu anladığımızdan bir emin olalım. Müdür diyet programı ile yani diyet programına dahil olma ile artan kilo kaybı arasında nedensellik olduğunu iddia ediyor. Bu eğer iyi bir tasarıma sahip deneysel bir araştırma ise bu sonuca varmaları da mümkün. Deneysel bir araştırma neye benzer diye merak ediyorsanız, deneysel bir araştırmada diyet programına dahil olmayanlardan oluşan bir kontrol grubu ve diyet programına dahil olanlardan oluşan bir deney grubu olur. Ve eğer bunların daha fazla kilo verdiklerini gözlemleyebilirsek ve bu fark istatistiksel olarak da anlamlı bir farksa, diyet programı daha fazla kilo verdirdiği sonucuna ulaşabiliriz. Kişilerin bu gruplara nasıl atandıklarını fark edene kadar bu spor merkezinde yapılanın da bu olduğunu düşünmek son derece mantıklı. Daha geniş bir popülasyondan rastgele bir örneklem almış ve bu rastgele örneklemdeki insanları da yine rastgele olarak bu gruplardan birini atamış olsaydık, bunun sonucu olarak deney grubunda olan kişilerin, bu arada bunların bu grupta olmayı seçen kişiler olmadığının da altını çizmek lazım, evet, bu gruptakilerin diyet programına dahil edilmeleri gerek. Bu kişilerdeki kilo kaybı eğer buna göre daha fazlaysa da müdürün ulaştığı sonuca ulaşabiliriz. Ama sizin de tahmin tahmin edeceğiniz gibi spor merkezinde yapılan araştırma böyle bir araştırma değil. Daha geniş bir popülasyondan rastgele örneklem alıp bu kişileri yine rastgele olarak bu gruplara atamadılar. İnsanlar diyet programına dahil olup olmamaya kendileri karar verdiler. Buraya diyet programı, buraya da diyet programında değil. Evet, böyle yazalım. Spor merkezinde çalışanlar bu gruplardan rastgele örneklemler alıp deney ve kontrol gruplarını bu şekilde oluşturdular. Bu durumda ortada değer karıştırıcı değişkenler olduğunu söyleyebiliriz. Evet çünkü insanlar diyet programına dahil olup olmamaya kendileri karar verdiler. Ve bu da karıştırıcı bir değişkendir. Çünkü insanların diyet programına dahil olup olmamaya kendilerinin karar vermiş olmaları bu nedensellik ilişkisini kurmamızı engeller. Yani bu bu insanlar kilo vermeye daha hevesli olabilirler ya da daha fazla para harcayabiliyor olmaları daha dengeli beslendikleri anlamına geliyor olabilir. Müdürün bu araştırmaya dayanarak varabileceği sonuçlardan biri diyet programı ile kilo kaybı arasında bir ilişki olduğudur ama bunun nedenselliğe dayanan bir ilişki olmadığının tekrar altını çizmek isterim.